Bana da olması gerektiği evet, kadarıcık. Evet, acı gelmedi. Sadece şeye katılıyorum. Şehriyesi fazla olmuş. Biraz o da birazcık hafif bir katılık vermiş. Şişince de tabii. Yani. Daha az şehriye koyabilirdin. Bunun yarısı da yeterdi. Şöyle söyleyeyim Zuhal Hanım. Ben az koydum ve ben şehriyi hiç yağda da kızartmadım. Direkt ıspanak kavurmadan üzerine attım. Aynen. Yok, yani pişmesi güzel. Kesilmemesi güzel. Tadı tuzu yerinde beni... Soğanı göstereyim. Gördüm. Soğanı böyle, ben böyle böyle geldi benim ağzıma. O yüzden söylüyorum. Evet, bana da öyle birkaç tane geldi. Onlar ama, genel olarak güzel bir çorbaydı. Tamam. Eline sağlık. Böyle mi verelim peki katmer için? Evet, şu, öyle alayım. Şöyle. Aynen. Arkadaşlar şu şekil veriyoruz. Şimdi ben tekrar şeyi getireyim. Eline sağlık. Şöyle git giderken tamam, boş şöyle. Gitme. Bir tabak daha al. Çorbanın şehriyesi çok fazlaydı. Soğanları biraz diriydi. Baharatları biraz fazlaydı. Çorbanın zaten tam o bir kıvamını beğendiğim için beğendiğimi söyledim ama o kadar da %100 bir şey söylemedim. Ben işte Yarın'ın ilk gün yapmadığı, kendi yapmadığı, hazır kullandığı şeyler üzerine şu anda herkese kendiniz mi yaptınız, kendiniz mi pişirdiniz gibi kelimeleri Baran Bey, çok dikkat edeceğim şeyler olacak. Çünkü ben onun üstüne gerçekten nohutu haşladığım bir şeyleri kendim hazırlamaya çalıştığıma dair yapmaya çalıştım en azından. Kendim hazır olmadığı yapabileceğimi göstermek adına. O yüzden Yarın'a çok dikkat ediyor olacağım ben bugün. Ve bu hafta olarak, çünkü ilk günden sonra kendisi gerçekten dün bana kullandığı puan hiç hak etmediğimi, ya 4 bile olabilirdi, ben 3'ü gerçekten hiç hak etmiyordum. Baran Bey, sizce menünüz ya 4 olabilirdi şu an sence? Kesinlikle değil. Kendisi mi verdi, Zuhal Hanım mı verdi bana 3'ü? Ya da programı kendisi mi verdi? Sizin menünüz 4 puan verdim ben, evet, ama ben 4'ten hiç pişman değilim. Ya tamam, 5 olsun 4 olsun. 1 puan emeğinize verdim. 5 olsun 4 olsun. Daha fazlasını alamazdınız zaten siz o menüyle. Yok, olabilirdi. Kebabınız kebap değildi. Tamam, neye göre kebap değildi? Tatlınız tatlı değildi. Ciğeri güzeldi. Sıtlaçtan başka her şeye benziyordu. Lapa bir şeydi yani. Bebek lapası dediğimiz lapa vardır. O lapaya çok benziyordu sütlaç. Ana yemeğiniz, kebabınız kebap değildi. Tavuklarınız zaten çiğdi. Ben hatta tavuklar hazır yere gelmişken söyleyeyim. Kemikle, dün etle çiğ miydi? Baran Bey, dün akşam sizin tavuklarınızı yedikten sonra akşam dün gece acile gittim. Acile gittin. Evet, acile gittim. Gerçekten mide krampı geçirdim çünkü Zuhal Hanım dün gece gerçekten şimdi Tayfun çiğ tavuktu ve kanlıydı. Geçmiş olsun. Gerçekten oldu böyle. Çok teşekkür ederim. Şey. Evet, oldu. Mide koruyucu da aldım bugün. Neydi rahatsızlığı? Çünkü dün akşam Fikriye de rahatsızlanmış. Mideme kramp girdi. Söylemek istemiyorum. Bir şey bana anlattı mutfakta ama onun da mideyle ilgili bir sorunu olmuş. Benim midem normalde çok normaldir. Hiçbir şey yoktur. Ama gerçekten Baran Bey'in tavukları o kadar çiğdi ve gerçekten kanlıydı ki keşke o bir ısırığı da almasaydım diyordum. Dün akşam midemi bastırabilmek için iğne aldım. Sabah da gelmeden bulantı önce... Bulantı mı oldu? Evet, bulantı oldu. Geçmiş ve kusma olsun da gerçekleşti ister istemez. Onun haricinde bir de mide dedim koruyucu ben almak zorunda kaldım. Bak, ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Dün de söyledim, çok üzgünüm bu arada. Çiğdi gerçekten. Fakat ben bunu uyarmak durumundaydım. Zaten de gördüler. Biz ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. İnşallah son kez yaşarız. Umarım. Tavuk çok tehlikelidir. Yani bütün etler, yaz aylarında balıktı, kırmızı etti, onlar da çok tehlikeli. Ama tavuk maazallah yani biliyorsun. Baran Bey, arkadaşlar... Söyleyeceğim. Pardon, kusura bakmayın tekrardan. Arkadaşlara katılıyorum. Ben de dün çok kötü oldum ve ekipte gördü bizzat. Ben de midem bulandı ama ona yormamıştım Zuhal Hanım. Hatta biraz önce de bulandım. Hatta ben sizi ilk defa böyle bir uyarı yapıyorum. Dün gece bile kadar acil değilim. Ben normalde yiyin yiyin derim. Tavuktan fazla yemeyin deyince kesmem lan, kanı fışkırması bir oldu. Ben orada gerçekten söylemedim öyle. Ama insanlar da söyledikten sonra uyarmak durumundaydım. Bizim için sizin sağlığınız çok önemli. Her şeyden önemlisi bu. Hayatta da böyle zaten. Gerçekten kötü oldum. Yani kötü zaten ekip arkadaşlar gördü onu. Sen onları, insan bir bıçak atar, bir bakar pişmiş mi pişmediyse biraz daha mangalda tutaydın. Bir de tavuk gibi kolay pişen bir şeyi üstelik de mangalda nasıl pişiremedin çok merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, aslında o anda kaldı, sadece kenarlarında, kemik kısımlarında biraz. Bu başka bir boyut artık, yani yemeğin olup olmaması değil. Tavuk gibi bir şeyden bahsediyoruz. Çiğ olması çok büyük bir hata. Hepsi bir çiğliği yoktu aslında. Ben de çünkü yedim aynı şeyi. Her yerinde zaten çiğlik yoktu. Baran Bey, yapmayın lütfen. Yok, kemik kısmında sadece var. Benim yediklerimizde çiğlik yoktu. Orada sonra ekipten de yardım oldu. Ciğerde de mesela hiçbir şekilde problem olmadı. Baran Bey, yoktu ciğerde. Yok. Senin bence gerçekten bir kelime beş kere anlatma sorunun olduğu için ben de bazı şeyler dinlememe gerek duydum çünkü yaptığım yemeği biliyorum. Baran Bey, dün evet, oldu. Masanızda şöyle söyleyeyim, kemik bizzat çiğdi ve ben size özellikle soğuk de söyledim. Geldiği kaynaklı orada bir pişme baharat kaldı. Bakın, pişme sırasında tavuğunuzu özellikle dedim ki şu tavuğu dedim tutup şöyle 4-5 tane çizik atamadınız mı üzerine? Vardı. Yani pirzolanızda aynı şekilde kanatlarınız da çiğdi. Bak, çiğdi. O tavuğun hiçbir yorumu pirzola yok. Pirzola bir tık yani daha iyi pişmiş. Bak, ama pirzolada kan ama hiç yok. Kanatlar... Bak, pirzolada kan hiç yoktu bir kere. Kanadın sen dışı kızarmış. Sen dün kuzu eti dedin. Kanattan bahsediyorum. Bak, sen ciğere şey kuzu ciğeri dedin, bırak, dana ciğeri. Bırak mesela şimdi ciğeri arkadaşım. Bak, burada ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Ya dün akşam ben acillik oldum. Bak, iki kişi rahatsızlandı. Aynı problemi rahatsız bilemem. Rahatsız oldum gerçekten.
pirzolana bir şey demiyoruz. Hadi o gene biraz kurtarırdı. Fakat kanatlarım bak ciddi uyardım diyorum insanlara. Evet kanatların kenarına bakın. Ben de onu sonra ben de gördüm. Kanlı size... olmaz. Yani ciğerim öyleydi. Bırak ciğeri. Hiçbir şeyi burada bu şekilde sunamazsınız. Yani pişmesi gereken bir şey daha. Füme ettir. Tütsülenmiş ettir. Ya da ne bileyim az pişmiş bir şey tercih edersin. Steak etlerden. Ben böyle pişirmek istedim. Bonfile antrikot. Hani orta iyi vardır, çok iyi vardır, az pişmiş vardır. Sen bazı etler vardır ki kimisi de öyle yer. O ayrı onu bak başka bir şey yok. Ama tavuk dediğin zaman pişirmek zorundasın. Yani bunun lamı, cimi yok. O öyle olmuştu da bu. Yani kanat. Ya evet. Onu yemeyeceğiz mi? Ama diyorsun yok, ki ciğerli et. Ama yiyemedik. Bakın Zuhal Hanım çok haklı. Sen kemik konusunda o kemik kısmında da evet. Bir tanesi ben de gördüm ondan sonra. Ama pirzolamda bir şey yoktu. Ciğerde gerçekten pirzolamdan şey. Pirzolamdan bahsetmiyorum zaten. Sen gene tavuk deyince ben hepsine girerim sana. Kanattan bahsettim ben. Kanadınız çiğdi. Katmer bizim kendi yöremize ait katmerimiz. Pirzolamız evet biraz her daha pişmişti. Her yeri yiyemediniz zaten normal pişmiş kenarından bir şey aldım. Midelik bir durumda genel olarak problemimizi ara bilemem o içinde dedi. Ara sıcağınız da aynı şekilde çiğdi Baran Bey. Ara sıcağınız çiğdi. Ara sıcaklarınız o. Kabak zaten kabak normal. Kabak gözünüz çim çiğdi zaten. Aynı şekilde sebze ürünleri sen sebzeli oradan pişmesine gerek olan ürün değil aslında. Ama altı yanmış ama içi sebze çiğ ürünleri kalmıştı. Biraz biz de yorum sen. Yapabilir miyiz? Rica etsem sizden. Tabii ki bitirim yorumunu söyledim zaten söyleyeceğim. Tavukla ilgili söyledim ve dün akşam sizin yüzünüzden işte acillikte olduk. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. İkinize de geçmiş olsun. Evet. Hangi acile gittiniz? Çok mu önemli? Evet. Özel bir hastaneye gittim. Evet teşekkür ederim. Az bir şey bir tadına bakayım ben ayranın son olarak da. Güzel. Acı şey veriyor insana. Çok değişik. Rahatsız olmasınlar diye fazla şey yapmayayım. Abi bu konuda yalan söylemiyorsun yani. Hayır. Ben bunu yaklaşık haberim olsaydı ki gitmeden önce görseydim kendisini. Sabah gelmeden önce ekibinizle de paylaştım. Bir saniye. Fikriye daha ben mutfağa girdim bugün. Ben dün akşam kötü oldum. Arkadaşlarınızla şahit söyledim. İstifra ettim dedi. Eyvah dedim ben de. Yani ben çok o konuya girmek istemiyordum ama şimdi sen de böyle deyince seni gerçekten bilmiyordum. Öyle. Seni şu an öğrendim. Mide sen koruyucusu ya bile aldım. Ya ben tabii inanmıyorum da. Aa. Gerçekten bir kelimeyi 3 kere 5 kere tekrarlayıp üzerine mesela başkasının söylediği kelimeyi koyup devam eden bir insana kolay kolay inanacağımı şey söylemiyorum. Baran tamam. Bey böyle bir şey için neden yalan söyleyeyim ki? Ya genel mizacınız belli olabilir belki bilemem. İnsanların sağlığıyla ilgili bir durum bilemem. Bu. Kendi sağlığınızla yani reklam olarak kullanıp ilgili. Reklam konuşabilirsiniz olarak zaten. Konuşma için de bunu yapabiliyor musunuz? Dilara Hanım'la Yaren Hanım'a da soralım. Kanatlar çiğ değil miydi arkadaşlar? Kanatlar çiğdi ama rahatsız hepimiz az dün yedik. Belki açlık dolayı da. İki ısırık aldım yani. Ben de ondan dolayı düşünmüyorum aslında. Tayfun Bey belki açlıktan dolayı da çünkü ben dün eve gittiğimde çok açtım. Sanki diyorum yemek programından gelmemiş gibiydim. Çok açtım yiyemediğimiz evet, için evet, yemekleri. Evet, şey ama belki açlıktan midesi rahatsız olmuştur. Çünkü tabii o kadar yemedik yani. Ama hani, Fikri Hanım hepimiz... da olmuş. Sadece ben olsam Baran Fikri Bey Hanım... bana yalancı değilse anlarım ama Fikri Hanım'da da aynı durum söz konusu. Fikri Hanım da belki heyecanlanmıştır. Ya acil heyecandan susma ya da acillik bir durum olur mu? Heyecanlanmadım. Ekip de şahit oldu. Bizzat sorabilirsiniz isterseniz. O size kalmış bir şey tam ben olarak. Ben sordum arkadaşlarıma öğrendim evet öyle bir şey olmuş. Geçmiş olsun diyelim. Bence hastaneye falan da gitmedi tamamen uyduruyor kendini bir reklam yapmaya hala çalışıyor. Program gün sonuna kadar da ay sonuna kadar da bu çocuk reklamı bırakmayacak. Yalan da kendi gününü oynuyor tamamen başka hiçbir şey değil. Benim dün midem bulandı gerçekten ama ben bunu kesinlikle Baran Bey'in gününe yormadım. Hani midem bulandığı için. Yoldandır diye düşündüm, sıcaktandır diye düşündüm, karıştırmışımdır diye düşündüm ama Tayfun Bey biraz fazlasıyla abarttı. Resmen abarttı. Yani kendi üstüne çıkmaya çalıştı dün verdiği puandan ötürü. Ben bu şekilde düşünüyorum. Acile gittiği bence yalan. Dün Baran Bey'in yemeklerinden sonra rahatsızlananlar olmuş, öyle dediler. Ben biraz abarttıklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yemedik, tavuktan bir parça yemek ve hiç kimse zehirlenmezdi ve hiçbirimiz de yemedik zaten. Hele Tayfun Bey hiç zehirlenmezdi, kesinlikle atıyor, acile falan da gitmemiştir kesin. Baran Bey masada acile gittiğime inanmıyor ama hadi ben yalan söylüyorum, Fikriye Hanım da mı yalan söylüyor? Yani ekip bile görmüş Fikriye Hanım'ın şahit olmuş fenalaştığına. Yani buna rağmen Fikriye Hanım masada fenalaştığını söylüyor, ben söylüyorum. Baran Bey iki kişiye de inanmıyorsa zaten hiç kimseye inanmıyordur o yani. Hani o konuda ben çok ısrar etmedim bilerek. Bence kendisi de zaten kurgu ve şov peşinde.